Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'deki eğer, if fonksiyonunu arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Tipik örnek olarak elektrik parası hesaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra bu elektrik parasının daha gelişmiş versiyonlarında yine arkadaşlar farklı tarifeler, farklı gruplarda, farklı fiyatlar olmak üzere hesaplayacağız. Arkadaşlar, bu eğer fonksiyonuyla nerede karşılaşıyorsunuz diye bana sorarsanız şöyle bir cevap vermek isterim. Öncelikle muhasebede bu gelir vergisi arkadaşlar bizim de videomuz var. Vergi hesaplarken bu gelir vergisi olur veya daha değişik vergiler var arkadaşlar. Yani ticari hayatta bunların her biri dilim dilim. İlk dilime girenler gelir vergisi de diyelim. İşte her yıl değişiyor. 2014 için, 2015 için diyelim arkadaşlar. İşte 15 bin liraya kadar olursa bu kadar, 15 binle ben 25 bin olursa bu kadar gibi arkadaşlar dilim dilim vergilendiriliyor gelir vergisi, öyle hesaplanıyor. Birincisi bu arkadaşlar. Onun dışında vergi iadeleri, elektrik paraları, su paraları arkadaşlar hep dilim dilim belli gruplara, belli tüketim miktarlarına ya da belli miktarlara, sayılara göre farklı olarak hesaplanmakta arkadaşlar. Onun dışında her türlü ücretlendirme, tarifelendirme, liman ücrettir olabilir, satışta indirim hesaplamak olabilir. Arkadaşlar duruma göre, kategoriye göre veya miktara, sayıya, adete göre yapacağımız arkadaşlar çeşitli hesaplamalar olabilir ve bunlar da eğer İngilizce adıyla if fonksiyonu arkadaşlar kullanılabilir. Elektrik parasını hesaplamaya çalışalım. Arkadaşlar tamamıyla hayali, ancak bu şekilde bir kategorilendirme var. Sanıyorum bu şekilde bir miktarsal fark da var. Hatta bu şekilde de gece gündüz ayrımları da arkadaşlar var. Ancak ben bu şekilde bir çalışma yaptım. Şu önce tüketim değerini bir hesaplayayım. Hani indeks mindeks okunuyor ya arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Burada çeşitli abonelerin arkadaşlar çeşitli tüketimleri var. Ama yukarıdaki tarifeye göre arkadaşlar kaç liralık bir fatura ödeyeceğiz? Onu hesaplayacağız arkadaşlar. Bunlar kim hesaplar? Tabii LPG falan da olabiliyor. Arkadaşlar organize sanayilerde bildiğim kadarıyla bu tür hizmetler ayrıca ücretlendirilebiliyor. Ayrıca bu tür tarifeler olabiliyor. O durumlarda firmalarda bu hesaplar yapılıyor arkadaşlar. Ona göre belki kullanımlar, ona göre kullanım miktarları ayarlanmaya çalışılıyor. Peki eğer açıyorum arkadaşlar, son kullanılan da olabilir, tümünden olabilir, buraya yazarak çağrılabilir, bir şekilde eğer'i karşıma aldım. Eğer buradaki şey grubu değil mi, abone grubuna bakacağım. Buradaki abone grubu buradaki ise, bunları tek tek sabit gibi alabilirim arkadaşlar. O zaman buradaki tüketim miktarını neyle çarpıyoruz arkadaşlar? Sabit adresiyle F4 tuşuna basarak onunla çarpıyoruz. Yok değil, değil mi? Yine iç eğerimizi buradan açıyoruz. Buradaki tüketim grubu, abone grubu bu ise arkadaşlar, o zaman bunu neyle çarpıyorum? 0,28 lira fiyatıyla. Yok değil, tekrar bir eğer daha. Buradaki abone grubu hep birinci satır için düşünüp daha sonra çekiyorum. Yani formül tıkır tıkır işleyecek. Sabitler sabit yerinde kalacak. Arkadaşlar değişenler karşılıklı olarak tüketim değeriyle bunlar kontrol edilerek bütün abonelerin hesabı yapılacak. Evet, yok değil. Üçüncü gruptaydık. Eşittir sanayi grubu ise F4 arkadaşlar. Şuradan kontrol edebilirim. Üçüncüde olduğumu. Evet. O zaman neyle çarpıyoruz tüketim değerini? Çarpı bu rakamla F4. Yok değil. Tarımsal olabilir ama tek tek yazalım. Belki hata yapmış oluruz. Aksi takdirde diğer bütün varsa bir hatamız onunla çarpar. Tekrar eğer'e gidelim. Yok değil. Eğer buradaki tüketim grubu, abone grubu tarımsal ise F4 ile bunu çarp 0,12 kuruş. Neyse arkadaşlar, bununla. Bu kadar. Arkadaşlar burada çıkan yanlışlar
burada çıkan hesaplar bizi arkadaşlar yanıltmasın. Bu şu anki durumda, yani burada kent mesken yazdığı için burası ona göre o değil demek istiyor. Yani burada çıkan yanlış doğru o anki karşılaştırma, o satır için karşılaştırmanın yanıtı. Evet, formülümüzü tamamladık. İstiyorsanız şu şekilde üzerinden tekrar geçebilirsiniz. Bakın buna doğru demiş mesela. Ondan sonra evet. Yanlış ise hatalı denebilir, sıfır denebilir, bilemiyorum. Zaten yanlış değeri veriyorsa olmayan bir grupla karşılaşmışız demektir. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir elektrik parası senaryosu şeklinde çalışma yaptım. Diğer videolarımızda daha farklı bir versiyonunu arkadaşlar yapmaya çalışacağım. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.